Herkese merhabalar kıymetli dostlarım. Tekrardan birlikteyiz. Bugün siz sevgili aslan burçlarım için Eylül aylık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir ay diliyorum. Güzellikler sizlere bulsun sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım neler var neler yok şöyle bir. Gündemlerinizin dışında çok aniden gelişmiş ve sizi birazcık arkadaşlar sıkıntıya sokmuş bir durumunuz varsa e, hani ay bir böyle bir şey çıktı acaba çok para ödeyecek miyiz ya çözülmüyor işimiz acaba hiç mi çözülmeyecek böyle kötü geldi kötü mü gidecek ya da sıkıntı çıktı hep bu sıkıntı devam mı edecek gibi bir soru işareti varsa aklınızda bakın bunun yolu kesiliyor sol tarafta ve bakın sıkıntı tarafından çıkmış bu yolun arkadaşlar devamı yok hani biraz uğraşmış olabilirsiniz belki hala uğraşıyorsunuz ama bir yerden sonra yol daralıyor ve bitiyor Hani o yüzden sıkıntı var. Hala devam edecek mi değil? Çünkü bakın sağ tarafta, sağ tarafta özellikle de Gündeminizi etkileyen çok güzel bir kapı var. Bakın kapının o tutma tokmağına kadar belli. Sizin için başka yerlerde başka kapılar açılıyor. Değişimlere ve yeni süreçlere, yeni kapılardan geçmeye, hiç bilmediğiniz insanlara, hiç bilmediğiniz yerlere ve hiç bilmediğiniz memleket olaylar yani hiç daha önce mahkemeyle uğraşmamışsınızdır bir mahkeme durumu. Hiç miras işiniz olmamıştır. Şimdi bir miras durumu gibi. Bakın uğraşmamışsınız çok da bilmediğiniz olaylar. Sizleri bu dönemde güzel, hayırlı bir kapı olarak beyaz olduğu için söylüyorum karşılayabilir. Hemen dibinde bir yol var. Hem bir süreç mahiyetinde görünüyor. Hem de arkadaşlar yani böyle bir gün iki günde bitecek değil biraz sürebilecek yani birkaç hafta birkaç ay boyunca devam edebilecek olan bir olay olarak görünüyor. Yani sevgili aslan boşları Eylül ayında sizlere hayırlı güzel ve tokmağına kadar hani belli olan bir kapı bekliyor. Tek yapacağınız şey kapıyı bulmak ve kapının kulbunu çevirip o kapıdan geçmek sevgili arkadaşlar. Bu dönemde karşınıza demek ki fırsatlar çıkacak. Değerlendirirseniz evet bu kapılardan geçersiniz. Hayır fırsat geldi ben bu fırsatı değerlendirmiyorum reddediyorum derseniz yani <laughs> benim yapabileceğim bir şey yok. O yüzden bakanlardan değil görenlerden olmak kıymetli olacaktır. Yani bakar kör olmayın. E, gözlerinizi dört açın valla. Şimdi buraya geliyorum. Arkadaşlar bakın gittikçe an ve olası gelecek arasındaki zamana tam şu kısım biraz daha tekabül ediyor. Burada arkadaşlar sizlerin bir kağıt işi var. Yani ben bu kağıt işlerinde açıkçası yan tarafında sağında solunda bir kalem görmüyorum. Daha çok altında yatan bir durum görüyorum. Demek ki emek verilen bir iş var. Bakın. Belgelerle uğraşıyorsundur, emek veriyorsundur. Eğitimle uğraşıyorsundur, emek veriyorsundur. Para alacaksındır, emek veriyorsun. Evlilik cüzdanı, kağıt, evrak, sart başvuru yapacaksın. Bak emek verdiğin bir olay. İlla imzadır. Yok anlaşmalardır demiyorum. Emek veriyorsan onlar da dahildir. Hani bir anda böyle karşına çıkan bir şey değil çünkü bunlar. Biliyorsun bu işte paraysa paradan haberim var gibi bir olay. Burada güzel de bir kağıdım var. Hani bir şey planlıyorsan onunla alakalı bu kağıt. Aniden şu sürpriz diye karşına çıkmıyor. Bununla ilgili zaten bir yere kadar gelmişsin ve bir yerde takılı kalmışsın. Ya da çok yavaş ilerliyor vazgeçebilirsin. Yani böyle düşünüyorsan. Burada senin yolun devam ediyor. Çünkü senin beklediğin bir cevap bir şeyler var. Bu emek verdiğin konuda isterse insana emek ver. Hiç fark etmez. Sen dönüşünü aldığın için bak sadece gelip burada tıkanmıyor. Buradan sana bak labirent gibi Başka başka yollar açılıyor. Evet bir yere kadar çok kolay, bir yerden sonra seni belki daha karmaşık bir süreç bekliyor. Hani bir hazırlığın var, cevabını alıyorsun. Ondan sonra bir de oraya gideceğin için, bir de o işleri halledeceğin için biraz daha işlerle uğraşman gerekebilir. Hani çocuk olsun istiyorsun, evet çocuğun olur. Ama ondan sonra çocukla uğraşmak tabii ki karmaşık bir süreç, labirent gibi bir süreç, bol bol şey öğreneceksin. Böyle bir iş. Tabii ki iştir, paradır, mahkemedir. Davanı açarsın, ondan sonra beklersin, ilerleyecek. İşe girersin ama o işi öğrenmek, işi, işler nasıl yapılıyor, sistem nasıl ilerliyor, bunları öğrenmek işte senin labirentin arkadaşım ya da handeki kişinin labirenti. Bu konuda güzel bir kağıdım ve yolun görünüyor, sürecin görünüyor. Ve arkadaşlar şuraya geldiğimde Burası sizin içinizde dolduramadığınız ama yavaş yavaş doldurulmaya başlayacak bir boşluk. Açık konuşacağım. Cebiniz boşalabilir, kalbiniz boşalabilir, kafanız boşalabilir. Yani ne yapacağım bilemiyorum. Resmen kafam bomboş. Yani bir boşluk. Hiçbir şey düşünemiyorum. Hayal kuramıyorum. Böyle bir boşluktaysanız. Evli olup olmamanız, hayatınızda birisinin olup olmaması önemli değil kalbi boşluktan ya da gerçekten yalnızsınızdır ve bir boşluk içerisindesinizdir. Çocuğum yok şu anda o yüzden boşlukta hissediyorum diyorsanız bu dönemde çeşitli kavuşmalar ve tabii ki bu boşlukların doldurulması ile ilgili gene yolunuz görünüyor ve bir iki kişinin de bu konuda çok güzel yardımları var. Arkadaşlar ikinizin de böyle zar zor ilerlediği bir süreç görünüyor. Hani derseniz evet biri kardeşim biri ben biri annem işte çok zor zaman geçiriyor. Diğeri de benim ya da eşim ve ben zor zaman geçiriyoruz olabilir. İkinizin resmen böyle çok sıcak bir samimi bir konuşmanız var. Bu şekilde bir özellikle de beşli vakitlerde yani 5, 15, 25 olabilir. Bu tarihlerde bir aydınlığa çıkmak için beraber bir araya gelip bir plan yapıyorsunuz. Bir yolda arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Böyle zaten vardır da Yeter artık ya uğraşamayacağım. Gidelim arayalım konuşalım. Bir haftadır arayacağız 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 arayamadık. Hadi arayalım. Bakın zaten hani var devam ediyordu. Bir anda bir kararla bir üst seviyeye geçme gibi bir durum olabilir. Arkanızda dumanlarınızı bırakıyorsunuz. Dikkat edin. Hayatınızdaki ani değişimler. Ya biz sevgiliyiz ama evlenelim artık ya yeter. Deyip bu şekilde aldığınız kararlar. hani bir anda gaza bastığınızı düşünün. Arabanın arkasından böyle dumanlar 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 çıkıyor. Milleti dumana boğuyorsunuz. İnsanlar ne der? Burada ne oluyor? Bu ses, bu araba gürültüsü kimden çıkıyor? Neden var? Değil mi? Bakın insanlar ne yapıyor? Sorguluyor bunu ve insanların bir anda yüzlerini döndükleri, ilgilerini çektikleri kişi olarak siz varsınız. Yani ilgi çeken kişi olarak görünüyorsunuz. Yaptıklarınız bu dönemde çok fazlasıyla iz bırakabilir ve birileri vay be, foto foto nasıl gidiyor, arabaya bak işte size bakarken vesaire kimileri de birazcık konuşabilir arkadaşlar. Yaptıklarınız evet bu dönemde ilgi çekmeniz kimilerince aa ilgi çekiyor tabii ki şundan dolayı. kimileri de diyebilir ki aman herkes de var zaten. Neyin ilgisi bu? Birazcık bununla ilgili kıskançlıklar olabilir. 3 ve 5 rakamları tepeden aşağıya doğru yani şuradan aşağıya doğru sıralanmış hatta 3 5 5 görünüyor. 3S5 olarak da yine görüyor olabilirsiniz. Ben 3S5 olarak yorumlayacağım bu kısmı. Alt kısım bir tık bir rakamı var. Şu tam alt kısımda. Şimdi arkadaşlar 3 rakamı artık etrafınızın kalabalıklaşması, özgeçmişinizin dolması, boşta bir kiradaki eviniz varsa oranın dolması, yüreğiniz boşsa cebiniz boşsa buraların dolması bolluk bereket damatlar gelinler gelenler gidenler bebekler yani bir şeyler böyle kalabalıklaşabilir ya yatırım yaptım ama hiçbir sonuç alamadım diyorsanız buralarda bir bollaşma bir bereket durumu gündeminizde olabilir Aynı zamanda karar vereceğiniz yine bir dönem. Buradaki 5, buradaki S ile devam edeyim hatta. Buradaki arkadaşlar S harfi sizin güzel bir yolda olduğunuzu ama bu ilerlemekte olduğunuz yolun yani şöyle söyleyeyim ayın 3 ile 5 arasındaki vakitlerde yani 3, 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 25 bu tarihlerde olabilir. Aynı zamanda tabii ki bir yol bir süreci burada sizlere anlatıyor partnerlik ilişkilerini biraz daha anlatıyor. Böyle zıt düştüğünüz bir partner varsa, ex partner özür dileyip gidebilir. Arkadaş olarak hayatınızda kalabilir. Veyahut da gelir hayatınıza kalmaya devam eder. Ama arkadaş olarak değil. Böyle bir durum söz konusu. 5 ve 1 arkadaşlar 5 rakamı değişimi Yenilikleri ve yenilikle gelen güçlenmenizi anlatıyor. Bir rakamında sizlerin ön planda olmanızı zaten az önce dikkat çeken bir kişi olduğunuzu söylemiştik. Eylül ayı için özellikle. Böyle bir olay yani bir ortama girersiniz dikkat çekersiniz. Her şey olabilir. Burada arkadaşlar bir atınız var. Atın kafası zaten görünüyor. Görüyor musunuz? Atın o kulağı. Böyle yelelerinden böyle öne doğru saçları gelir ya orası. Bakın atın o ağız kısmı vesaire her şey görünüyor. Önde de iki kişi biri sizsiniz biri kim bilmiyorum bu atın hemen burasında bir yük var şimdi arkadaşlar evet at hepimizin milliği gibi muradımız ve bizim niyetlerimizi anlatır bu dönemde yeşil mavi sizleri çok çok ilgilendiren renkler rüyanızda gördüğünüzde nerede gördünüz işte yeşil bir eşarp mı gördünüz yeşil bir seccade mi gördünüz ev mi gördünüz yani mavi ne gördünüz deniz mi başka bir şey mi ne gördünüz bunlara dikkat etmeniz önemli olacaktır yani internette ne kadar doğru şeyler var bulabilirsiniz bilmiyorum ama genel olarak %90 olumlu şeyleri ifade eder. Bu dönemde birçoğunuz şansınızı yeşil ve mavi renklerden yana kullandığınızı fark edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Böyle bir güzelliği var. Evet muradınızdır. Bir muradınız bir niyetiniz var. Bunun gerçekleşmesiyle ilgili iki kişi bir tanesi siz olmak üzere bir ilerleyiş döneminde görünüyorsunuz. Zaten ben bu kısımdan da bahsetmiştim. Hayatınıza da gelen bir güzellik var. Bunun da yerini yolunu hazırlamış olarak görünüyorsunuz. Para gelecek. Gelen para işte şöyle bir şeye kullanılacak. Yeri hazır gibi ne zaman ne yapacağınızı az çok kararlaştırdığınızı söyleyebilirim. Birisi var sanki sizin kapınızda yatıyor, kapınızda kalkıyor. Siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, hayatınızda ne gelişmeler? Bunlara çok yoğun bir şekilde bakıyor. Burada güzel böyle e, kemerli bir kapınız var. Arkadaşlar kemerli kapılar genellikle hayatınızdaki sağlık olaylarını biraz daha ifade ediyor. Yani bu kiloyla alakalı olabilir. Yani ben kendimden örnek vereyim. Mesela güneşe alerjim olduğu için sivilceler mesela çok fazla benim vücudumda çıkıyor. Hani bu tarz basit bile olsa bir sağlık problemiyle alakalı daha da dikkatli olmanız gerektiğini ifade ediyor. Hani geçiyorsun bir kapıdan ama sağlık önemli olacaktır. Çocuk sahibi mi olacaksın? Mental sağlığın yerindeyse ol. Mental sağlığın yerinde değilse zaten olma. Yani yapma yani. <laughs> hani böyle bir sağlık olayından bir sürecin var senin. Hani sağlığına çok iyi dikkat etmen gerekiyor belki e, misafirler gelecek. Bir yerinde bir sakatlık varsa tabii ki çok çok zorlanırsın onlarla ilgilenirken e, vesaire. Hani bir dikkat etmek ve sağlık olayıyla ilgili bir problem olduğunu biliyorsanız bunun üzerine bir eğilim göstermek sizler için kıymetli olacaktır diyelim. içi kapalı görünüyor arkadaşlar şu aralar. Herkes böyle hanenin içerisinde kalabilir ve hanece bir şeyler düşünebilirsiniz bakın hanece burada da kal şey kalabalık diyorum. Boş yani kapalı görünüyor. Burada da aynı şekilde kapalı görünüyor. Bu kısma geliyorum. Dediğim gibi niyetin önünde iki kişiydiniz. Biri siz biri karşı taraf. Özellikle de beşli vakitler. 3, 5, 4 ama bakın burada da 5 çıktı. Önemli olacak. Sizler için siz bir kısmete giderken başka bir kısmet size doğru geliyor. Niye niyet ettiyseniz inşallah kabul olsun. Bir de arkadaşlar şu kısımda bakalım bir parmağımızı basıyorum Aslında bayağı da yani ıslak ama orası öyle yapıştı. Şimdi şöyle bir bakalım neler var. Ah birkaç tane kalıntı çıktı. Şimdi arkadaşlar çok net bir insan var burada. Bakın görüyor musunuz? Şurası direkt olarak bir insan birazcık kavisli. Ay gülen surata bakar mısınız? Görüyor musunuz şunu? Gözleri, ağzı çok çok belli. Vallahi arkadaşlar adında söylediğinde AV harflerini görüyorum şu anda. AVV harfi siz daha tabii benden büyük ekranda görürsünüz. Yakınlaştırabiliyorsunuz bu arada. Şu anda YouTube'da izliyorsunuz ya telefonla bakıyorsunuz. Şöyle şöyle yaparsanız tam da parmağıma yaklaşabilirsiniz. AV harfleri bayağı yoğun görünüyor. U harfi tamam tepede. Bu harfler kimdeyse vallahi arkadaşlar bu kişi çok mutlu olacak, çok sevinecek, yüzü gülecek. Artı bir çocuk olayı görünüyor. Eğer çoluk, çocuk, bebek eğer ki sizin çocuğunuz yoksa buradaki çocuk sizsiniz. Bu çocuğun alacağı çok güzel bir destek var. Sizin çocuğunuz varsa evet sizin çocuğunuzun hem sizin tarafından hem de işte okuldur, kurumdur, anneanne, babaanne vesaire hani birilerinden alacağı yine güzel destekler görünüyor. Sevgili arkadaşlar benim size için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize de bir o kadar iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.